Malum Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda çok ciddi çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda da dost ülke Azerbaycan'ın iki ayrı devletiz ama tek bir milletiz. Azerbaycan'ın yaptığı operasyonlar gerçekten Ermenistan ordusuna çok büyük ağır bir darbe vurdu. Bu darbelerde Türkiye'nin Azerbaycan'a sattığı insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları çok önemli bir rol üstlendiler. Bu rolle birlikte yeni bir savaş doktrini tekrar iki ülke arasındaki bir savaşa uygulanırken bir de bu İHA ve SİHA'ların altına kamikaze drone olarak adlandırılan, hedefini takip eden ve gerektiği zaman verilen kumandayla vurulan dronlar da damgasını vurmuş durumda. Bu videoda kamikaze dronlar nedir? Hangi sistemler var? Türkiye'de yapılanlar neler gibi kamikaze dronlara bakacağız. Türkiye, Suriye'deki operasyonlar, arkasından Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya Ulusal Hükümeti'nin darbeci General Hafter'e karşı verdiği savaşta, iç savaşta İHA'larıyla sahneye çıkmış durumda ve bu iki çatışmadan çok önemli tecrübeler elde etmişti. Rusların ünlü hava savunma sistemleri, başta Bayraktar TB2 olmak üzere İHA'larımıza karşı yetersiz kalmıştı ve İHA'larımız tabiri caizse çok düşük operasyon maliyetleriyle, çok basit ama çok akıllı mühimmatlarla ve birden çok İHA birlikte operasyon yaparak bu hava savunma sistemlerini adeta rezil etmişti. Çok sayıda hava savunma sistemi tek tek işte Suriye'de, Libya'da vurulmuştu. Şimdi sürü İHA ve insansız hava araçlarının yoğun kullanımı, tabi sadece insansız hava aracı da değil, bir taraftan sahada elektronik bir karıştırma da mevcut. Hepsi birlikte bu elde edilen tecrübeler son göstergesi bu tecrübelerin Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda ortaya çıktı. Azerbaycan'a Türkiye tarafından satılan bu sistemler Azerbaycan ordusunun çok iyi operasyonuyla Ermenistan kuvvetlerini adeta hallaç pamuğu gibi attı. Zaten biliyorsunuz Dağlık Karabağ konusunda Birleşmiş Milletler'in kararı var. Bu toprakların Azerbaycan'a ait olduğunu defalarca alınan kararlarda bildirilmiş durumda. Fakat tabii bu kararlar Ermenistan tarafından kabul görmüyor ve bu bölgeleri, toprakları işgal altında tutmaya devam ediyor. Ama tabii Azerbaycan'ın çok hızlı ilerlemesi, çok sayıda tankı vurması, hava savunma sistemini yok etmesi de bu savaş doktrinlerinde yeni bir sayfanın açıldığını göstergesi. Türkiye verdiği İHA ve SİHA sistemlerinin yanı sıra bu savaşta ki bu İHA SİHA sistemlerini geçtiğimiz videolarda da anlatmıştık size, kamikaze drone sistemleri de çok önemli bir rol oynadı. Bu kamikaze drone sistemleri Harop var, Harpi var, İsrail tarafından geliştirilmiş sistemler. Aslında tasarımları 1980'lere kadar gidiyor. İsrail Havacılık Endüstrisi, İHA şirketi uzun yıllar Alman Dornier'le birlikte bir operasyon, birlikte bir Ar-Ge çalışmasına imza attı. Amaç dolanan bir insansız hava aracı geliştirmekti. Uzun menzilli ve uzun saat havada kalmasıyla birlikte Harpi olarak adlandırılan sistem İsrail ve Almanya tarafından geliştirildi. Ama Almanya ekonomik nedenlerle 1990'ların başında da biraz daha Soğuk Savaş'ın sona ermesi, o eski Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte ekonomik gerekçelerle projeden çekildi. Ama İsrail bu yapılan Ar-Ge'nin üzerinden çalışmalarına devam etti ve 1990'larda Harpi mühimmatı ortaya çıktı. Bu Harpi mühimmatı taşıdığı özel harp başlığı ile ve çok uzun menziliyle, 500 kilometreye yakın menzili var, sessizce uçuyor. Basit bir motor sistemi var. 35 beygirlik çok basit bir motor bu. Hatta sportif havacılıkta kullanılan boksör tipi çok basit bir motor. Bu motora sahip bir lançerden bunu fırlatıyorsunuz. Arkasından delta kanatlarıyla uçmaya başlıyor ve bölgede özel alıcıları sayesinde hava savunma sistemlerinin radar sinyallerini takip etmeye başlıyor. Çok alçaktan uçtuğu için, kanat açıklığı çok kısa olduğu için radarlar tarafından tespit edilmesi zor bir insansız hava aracı. Dolaştıktan sonra bu radar sinyallerini aldıktan sonra tabii aldığı bilgileri komuta merkezine iletiyor. Komuta merkezinin verdiği onayla gidiyor hava savunma sisteminin radarını vurarak infilak ettiriyor, parçalıyor, saf dışı bırakıyor. Zaten bir hava savunma sisteminin radarının devre dışı kalması demek o füzelerin artık hiçbir işe yaradığının anlamını gelmiyor. Ve bu tür yapılan operasyonlarda hava savunma sistemleri çok basit
ve uygun maliyetlerle birlikte devre dışı kalmış oluyor ve böylelikle uçaklar çok daha etkili, emniyetli bir operasyon gerçekleştiriyor. Harp'in hedefini diyelim buldu, vuracak ama son anda karar değiştirildi. İptal edebiliyorsunuz görevini. Bu tür özellikleri de var. Yani hedef seçebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok nitelikleri olan enteresan bir drone oldu. 2002'den itibaren 108 adet sistem Türkiye tarafından 80 milyon dolar karşılığında alındı ki işte aslında tanesi 1 milyon dolara yakın ama devre dışı bıraktı. Hava savunma sistemleri çok etkili. Önemli bir güce kavuştu bunlar. Ve bunların yavaş yavaş raf ömürleri dolmaya başladı. Hatta bazen bu harpileri Libya'da da görmeye başladık. Tabii kime ait olduğu resmi olarak açıklanmadı ama bu bölgede Rusya'dan alınan hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılmasında harpiler önemli bir rol üstlendiler. Daha sonra İsrail Harpi geliştirdi. Harpi 2 olarak adlandırdı bu yeni çalışmaya. 2007 yılında başladı bunun çalışmalar. Hatta Türkiye'nin de alması planlanıyordu ama sonrasında Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları konusunda yatırımlara başlaması, Ar-Ge projeleri başlatması nedeniyle bu proje iptal edildi. Harpi 2'ye daha sonra Harop adı verildi. İşte Azerbaycan'ın elinde bu vurma görüntülerini gördüğümüz sistem Harop, yani Harpi'nin ikinci nesli. Çok daha etkili bir sistem. İyi bir görüntüleme sistemine sahip, hedeflerini arıyor, buluyor, havada dolaşıyor ve hedefini bulduktan sonra kilitlenip özellikle radarları, hava savunma sistemlerini devre dışı bırakıyor. Bu sistem hakkında söylenenlerden bir tanesi de sadece hava savunma sisteminin son 3 saniyede bu sistemi tespit edebildiği yönünde. Zaten 3 saniye çok kısa bir süre, gördüğünüz an 3. saniyede tepenize düşüyor bu. Ve Ermenistan'a ait çok sayıda hava savunma sistemi de tek tek bunlar tarafından vuruldu. Hatta Ermenistan Dağlık Karabağ S-300 gibi daha modern hava savunma sistemlerine getirmişti ama Bayraktar TB2'ler başta olmak üzere bu bölgedeki yoğun keşif, işaretleme ve tabii Haroplarına getirdiği bu operasyonla kamikaze dronlar oldukça iyi iş çıkarmış oldular. Dediğim gibi silaha sahip olabilirsiniz. Bu hava savunma sistemi için de geçerli. Ama siz birden çok silahı farklı kombinasyonlarla birleştirip kullanamadığınız zaman olay sonuçlanmıyor. İşte bakıyorsunuz Ermenistan'da bir katmanlı hava radar sistemi yok. Sadece işte hava savunma sistemleri belirli alanları kontrol edecek şekilde burada da görüldüğü üzere Haropların hedefleri oluyorlar veya MAMLE, MAMC gibi çok düşük maliyetle normalde F-16'nın harm atıp vurabileceği, Batı bloğu için konuşuyorum, keza benzer sistemler Rus bloğunda da var. Harm gibi çok pahalı füzeler yerine çok basit füzeyle tepesine kadar geliyorlar. Onu sistem görmüyor aşağıdaki radar ve MAMLE'yi, MAMC'yi veya daha pahalı olan Harop'u hedefine buldurmak ve yok etmek çok önemli bir gelişme. Harpi dediğimiz zaman biraz önce de anlattım. 2007 yılında Türkiye Harpi 2 projesiyle İsrail'le imza atmıştı ama o proje yürümedi. Sonrasında Türkiye kendi sistemini geliştirmeye başladı. Bu sisteme de Kargı adı verildi. Kargı halen çok gizliliğini koruyan bir proje. Bununla ilgili ne Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapıyor ne de İHA imalatçılarından bir bilgi var. Alabildiğimiz tek bilgi Kargı'nın motorunun yerli olduğu yönünde. Geçmişte TUSAŞ Motor Sanayi TEİ bazı açıklamalar da bulunmuştu. İşte geliştirilen milli motorlar konusunda. Kargı içinde 50 beygirlik boksör tipi bir motor TEİ tarafından tasarlandı. Bunlarla ilgili de çalışmaların, teslimatların 2019'da tamamlandığı tahmin ediliyor ki çok az gelen bir bilgi. Biliyorsunuz birçok savunma projesinde bir sürü konuyu duyuyoruz diyoruz ama kargı ile ilgili gerçekten bilgi edinebilmek net bir şey. İşte menziline kadar kaç saat havada kalıyor, nereyi vuruyor, harp başlığı gibi bilgileri bilemiyoruz. Çok gizli kategorisinde, tabii bazı şeylerin de gizli kalması gerekiyor. Biz hazırladığımız videolarda paylaştığımız bilgilerin hepsi kamuoyuna açık bilgiler. Bunları size anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden Kargı, Türk Kamikaze Drone Sistemi, Kargı'da gizliliğini koruyan bir proje. Kargı tabii dediğim gibi hava savunma sistemlerine karşı bu sistemleri devre dışı bırakmak üzere tasarlanmış. İşte görüyorsunuz Harpi'nin fiyatı nereden baksanız 1 milyon dolar daha yakın bir fiyata 2002'de alınmış. Bunların da fiyatları epey yüksek, pahalı mühimmatlar. Bir de daha kişisel kullanım amaçlı örneğin bir
ufak bir aracı patlatan, kişi odaklı gidebilen daha basit kamikaze dronlar var. Bunları da Türkiye'de savunma sanayine mühendislik projeler geliştiren STM tarafından geliştirilen iki ayrı hem döner kanatlı hem de sabit kanatlı iki küçük kamikaze İHA sistemi var. Bu sistemler de halen başarıyla Türk güvenlik güçleri tarafından hem yurt içi operasyonlarda hem de yurt dışı operasyonlarda kullanılabiliyor. Bunlar daha basit kısa menzilli sistemler. Uçuş saatleri çok az ama işte bir kişilik, bir asker veya bir özel harekat uzmanı tek başına bunu fırlatabiliyor. İki sistem olduğunu size söylemiştim. Kargo döner kanat sistemi. Kuadrokopter gibi birden çok pervaneye sahip dikine havalanabiliyor. Hedefini takip ediyor ve daha sonra bulduğu hedefine herhangi bir işte bir karıştırmaya neden olacak bir şekilde başka sinyaller, seri söfer sistemleri kullanmadan hedefini buluyor ve direkt onu yok ediyor. Nokta atışı yapıyorsunuz bu sistemle. Eğer sabit kanatlı bir sistem istiyorsanız da yine STM tarafından geliştiren Alpagu var. Alpagu da yaklaşık 10 kilometre menzile sahip. 50 knot yani saatte yaklaşık 85 kilometre gibi çok hızlı uçabilen bir kamikaze drone sistemi. Bu sistemde başarıyla kullanılıyor, teslimatlar sürüyor. Yani bakıyorsunuz işte gerek kargı sisteminde gerekse STM tarafından geliştirilen bu iki kamikaze drone sisteminde Türk savunma şirketleri gayet iyi çalışıyorlar. Bu sistemler basit gibi gelse de gözünüze gerçekten her şartta operasyonel yeteneğinin sahip olması, nokta vuruşları bunlar herkesin yapabileceği şeyler değil. Çok önemli bir yazılım ve test süreci bunların arkasında yer almakta. STM'nin kargoyla ilgili yeni bir projesi ise muhtemel 2021'de daha sonuçlarını görebileceğiz. Birden çok kargonun seri İHA kamikazeler olarak görev yapması olacak. Belki yüzlerce sistem bir anda bir savaş sahasına geldiği zaman çok basit ama vereceği zararla bütün komple bir birliği, bir hava savunma sistemini veya nokta atışlarıyla farklı farklı sistemleri devre dışı bırakabilecek özelliklere sahip olacak. Bunlarla da ilgili gelişmelerini önümüzdeki aylarda farklı videolarla sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu videomuzda kamikaze dronlara beraber baktık. Lütfen bize yorum yazın sorularınızı iletmek için veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Pazartesiden Cuma'ya her gün saat 19'da sizlerin karşısına yeni bir videoyla çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katıl butonuyla bizlere destek verebilirsiniz. Hafta başında yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.